çok değerli basın mensupları, ülkenin gerçekten bir fetret devrinden geçtiğini ve iktidarın, saray rejiminin yaptığı hatalardan inatla ders almadığını görüyoruz. Bu konuda iki yeni ve çok çarpıcı örneği hayretle izliyoruz. 15 Temmuz darbesinden kısa bir süre sonra 3 Ağustos 2016'da Recep Tayyip Erdoğan bu FETÖ denilen yapının gerçek yüzünü daha önce ortaya dökmediğimiz için pişmanım. Devlete ve millete karşı suçluyuz. Allah bizi affetsin, millet bizi affetsin dedi. Buna rağmen bundan hiç ders almamış olacaklar ki ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini şimdi Milli Eğitim Bakanı tarikat ve cemaatlerle birlikte yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söylüyor. Bunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı değil. Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanı bile Diyaneti tarikat ve cemaatlerle birlikte yönetemez. Bu bir devlet kurumudur. Milli Eğitim Bakanı da Milli Eğitimi tarikat ve cemaatlerle yönetemez. Kendisini haklı çıkartmak, işlediği suçu örtmek için tarikat ve cemaatlerle öğrencilerin dağa çıkmasını engellediğini söylüyor. 15 Temmuz'da darbeyi yapan FETÖ terör örgütünden bir kişinin dağa çıkmadığını Milli Eğitim Bakanı'na hatırlatmak isterim. Üstelik gençlerimizin dağa çıkmasını engelleme görevi tarikat ve cemaatlerin değil devletindir. Milli Eğitim Bakanı'nın yapması gereken iş, Türk gençliğini 21. yüzyılda Amerikan eğitim sisteminden, Alman eğitim sisteminden, Fransız, Norveç, Finlandiya eğitim sisteminden, Japon eğitim sisteminden daha iyi eğitmek ve Türk gençlerini ve Türk gençleri sayesinde Türkiye'yi dünya ekonomisiyle rekabet edebilir bilgi seviyesinde yetiştirmektir. Oysa bu Milli Eğitim Bakanı milli eğitimin değil ne yazık ki cehaletin örgütlenmesinden kendisini sorumlu hissetmektedir. Biz Zafer Partisi olarak bu millete ihaneti, devlete ihaneti sessiz bir şekilde izlemeye devam etmeyeceğimizi bütün sevgili kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Zafer Partisi bu konuda gereken bütün hukuki ve siyasi tepkileri ortaya koyacak. Vatandaşlarımızı da bu sürece dahil olmaya ve bu Milli Eğitim Bakanı'nı ki milli olmadığı ortadadır, gayrimilli bir Milli Eğitim Bakanı'dır. Önü özellikle açılmış, kanuna karşı hilelerle yükseltilmesi sağlamış bu zatın politikalarını tarihin çöplüğüne atmak için gereken her türlü siyasi hukuki mücadeleyi verecektir. Bu çerçevede üzerinde önemli durulması gereken bir başka husus, Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınması gereken önlemleri içeriyor. 10 Kasım'da Atatürk'ün resmini takmayı reddeden Sözde Teğmen'in bağlantıları sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yeni FETÖ benzeri oluşumlara müsaade etmek Türkiye'ye ihanet olur. Biz Zafer Partisi olarak Milli Savunma Bakanlığı'nı buradan altını çizerek ve güçlü bir şekilde uyarıyoruz. Sakın Türkiye'nin bir daha böyle bir sürece girmesine izin vermeyin. Türkiye'nin etrafında
Ateş çemberinin gittikçe daraldığını görüyoruz. Türkiye böyle bir ateş çemberine sürüklenirken Türk ordusunu Balkan Savaşı öncesindeki ordu gibi ikiye bölünmüş bir ordu haline getirmek bir cinayettir. Bu cinayete tarihten ders alarak ve omuzlarınızdaki o rütbelerinin hakkını vererek karşı çıkmalısınız ve ordumuzun içerisine nifak girmesini engellemelisiniz. Biz Zafer Partisi olarak bu konunun da her platformda takipçisi olma konusunda kararlıyız. Ve değerli basın mensupları, ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi de hiç şüphesiz yaklaşmakta olan İstanbul depremidir. Marmara bölgesinde ardı ardına 4 şiddetinin üzerinde depremler gerçekleşiyor. Eğer İstanbul'la ilgili gereken hızlı ve kararlı adımlar atılmazsa milyonlarca insanımızın İstanbul'da hayatı tehlike altındadır. Şu anda Anadolu'da geziyoruz. Rize'deyiz. Yapmış olduğumuz bütün temaslarda Karadeniz bölgesinde ekonominin en üst noktasında bulunan hemen herkesin hayret bir şekilde ama doğru bir şekilde İstanbul depremi konusunda ne kadar endişeli olduğunu gördük. Bu endişelerini ifade ediyorlar. İstanbul Anadolu'daki depremi ayağa kaldırır. Ama biz İstanbul depreminden sonra İstanbul'u ayağa kaldıramayız diyorlar. Haklılar da. Ama görüyoruz ki ne hükümet ne İstanbul Belediyesi İstanbul depremine yönelik hiçbir ciddi adım, ciddi girişim yapmıyor. Ve sevgili İstanbullulara da sesleniyoruz. Şehrinize sahip çıkın. Sahip çıkmayan hükümeti ve belediyeyi uyarın. Söz konusu olan çocuklarınızın, eşlerinizin, annelerinizin, babalarınızın hayatıdır. Yarın onların vücutlarını enkazın altından çıkarmak istemiyorsanız, şimdi alınması gereken tedbirler konusunda lütfen yetkililerle iletişime geçin. Bunun ötesinde onlarla karşı karşıya gelin, sorumluluklarını hatırlatın ve depremden önce alınması gereken bütün önlemlerin alınmasını sağlayın. Evet, değerli basın mensupları, sizlerin soruları varsa onları da cevaplandırmaya hazırım. Buyurun. 2024 yerel seçimleri, Mart yerel seçimleri ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgeye Ocak ayı veya Şubat ayı içerisinde tekrar geleceğim ve çalışmalarına başlamış olan belediye başkan adaylarımızı destek vereceğim. O tarihe kadar buradaki her il ve her ilçedeki adaylarımız belli olacak ve biz Türkiye'nin 79 ilinde Kars ve Iğdır hariç her yerde seçimlere katılıyoruz. Adaylarımız da sahadayız ve mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Sahada çok güzel bir enerji var. Zafer Partisi'nin oyları Karadeniz bölgesinde de yükseliş eğilimine son 15 günde girmiş durumda. Seçimden sonra stabil devam ediyordu ama şimdi yükselme eğrisini Karadeniz'de de görüyoruz. Değişik partilerden partimize önemli bir oy akışı gerçekleşiyor. Gençlik zaten Zafer Partisi'nin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de dinamik ve taşıyıcı gücü olmak durumunda. Onun için de özellikle Türk gençlerine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Zafer Partisi'ne duydukları güvenden dolayı. Sağ olun arkadaşlar.